9 ay sonra ilk kez toprak kaybeden Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenski bazı cephelerde durumun zor olduğunu itiraf etti. Bunun nedeni olarak Batı'dan yardımların gecikmesini gösterdi. Ukrayna Başbakanı ise Ukrayna ordusu yorgun düştü iddialarına yorgunluk mümkün değil, bu bir varoluş savaşı dedi. Rus birliklerinin maksimum yedek asker biriktirdiği cephe hattının bazı kısımlarında durum son derece zor. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Avdiivka şehrini kontrol altına aldı. 9 ay sonra yaşanan ilk toprak kaybının ardından Ukrayna zorlanmaya mı başladı soruları gündeme geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bazı cephelerde durumun zorlaştığını söyledi ve ekledi. Ukrayna'ya yardımda yaşanan gecikmelerden yararlanıyorlar. Bunlar çok somut konular. Topçu açığı var. Ön cephede hava savunmasına ve daha uzun menzilli silahlara ihtiyacımız var. Desteği sürdürmek ve genişletmek için ortaklarımızla mümkün olduğunca sıkı çalışıyoruz. Ortaya atılan Ukrayna ordusu yoruldu mu iddialarına ise cevap Ukrayna Başbakanı Demis Şimihal'den geldi. Yani bunun bir yorgunluk olduğunu söylememeliyim ve söyleyemeyiz. Çünkü bir varoluş savaşı. Geleceğiniz için, hayatınız için, ortak güvenlik dünyanız için, küresel güvenlik düzeni için mücadele ederken yorulamazsınız. Ukrayna Başbakanı ek bir Amerikan yardım paketinin gerçekleşmesine yönelik yüksek beklentileri dile getirdi ve ortaklarından destek istedi. Artık Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapıyoruz ve Senato'nun ilk adım desteğini aldık. Şimdi kısa bir aradan sonra, 2 hafta sonra Kongre'den desteklerini bekliyoruz. Ortaklarımızdan Rus lojistiğine ulaşabilmek, lojistik yollarını kısaltmak ve bu avantajı ön cephede yakalayabilmek için bize uzun menzilli askeri teçhizat, top ve uzun menzilli füze tedarik etmelerini rica ediyoruz.